Sevgili dostlar merhaba. Bugün Erdoğan'ın sisi geri vitesini konuşacağız ama kurgucumuz bu anonsu videoya başlamadan önce yaptı dedi. Bildiğiniz üzere Tam YouTube gelirleri engellendi. Google tarafından böyle bir yaptırıma uğradık. Yalnızca özel abonelerimizin bağışlarıyla ayakta duruyoruz. Aylık bize 200 lira vererek kredi kartınızdan her ay bunun tekrarlanmasını sağlayarak bizi ayakta tutabilirsiniz. Şayet destek vermek ve bunun karşılığında özel içeriklerimize etki olma başta olmak üzere ulaşmak istiyorsanız bu videonun açıklamasındaki bağlantıyı tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Şimdi ne oldu? Erdoğan işte darbeci katil falan dediği Sisi'ye işte kardeşim Sisi deyip tekrar kucak açtı. Bu işin hani Erdoğan mı aklıydı Sisi darbeci miydi o tartışmasına girmeyeceğim bile. Fakat gördüğünüz üzere bir örüntü var Tayyip Erdoğan'la ilgili. Ağabeyciğim Rahip Branson bu can bu bedende durdukça Rahip Branson'u benden kimse alamaz dedi ve verdi. Önce kardeşim Esat'tı sonra katil Esat oldu sonra Sayın Esat oldu. Efendim Şam'da mesela namaz kılacaklardı öyle bir şey yok. Şimdi mesela bir ara Filistin'e gireceğiz dedi. Şimdi de Sisi'ye böyle yaptı. Burada şöyle bir problem var. Diplomasi arkadaşlar ciddi bir iştir. Ve devletlerin diplomatik mesajları ciddi sonuçlar doğurur. Bunun için devletler çok dikkatli davranırlar. Şimdi e, şunu hatırlayın. Türkiye Cumhuriyeti hani bir de bu aktroller falan şeyi paylaşır ya yok Bülent Ecevit böyle duruyormuş, Tayyip Erdoğan böyle duruyormuş. Çok güzel. Eski Türkiye'de Tayyipçiler ve İslamcılar iktidara gelmemişken eski Türkiye'de o Kemalist vesayetin olduğu Türkiye'de bir paşamız Atilla Ateş Suriye sınırında abicim bir açıklama yaptı. Dedi ki bazı komşularımız komşuluk hukukuna yakışmayacak şekilde teröre destek veriyorlar. Sabrımızı taşırıyorlar. Kimse bizim sabrımızı sınamasın dedi saatler içerisinde Abdullah Öcalan Suriye'den şutlandı. Bak Türkiye eski Türkiye tehdit diliyle konuşan bir ülke değildi. Sürekli oraya buraya oraya savaş açacağız, bunu öldüreceğiz, bunu keseceğiz diyen bir ülke değildi. Ama küçücük bir açıklama yaptığında bir Türk paşasının açıklaması hemen altını doldurabileceğini bildikleri için, arkasını getirebileceğini bildikleri için ciddiye alınıyordu ve sonuç alıyordu. Zaten tehdit böyle bir şeydir. Yani sürekli herkesi tehdit edersen ve gereğini yerine getiremezsen tehditin anlamsızlaşır. Tayyip Erdoğan bunu yapıyor. Nasıl iç piyasada sürekli işte kötü bir dil kullanıyorsa yani kamplaştırıcı, tehdit edici, aşağılayıcı, hakaret edici bir dil kullanıyorsa uluslararası planda da bunu yapıyor. Fakat sorun şu uluslararası planda bu kalıyor. Ne demek bu? Türkiye'nin üzerine yapışıyor. Türkiye'nin diplomatik ciddiyetini zedeliyor. Ve Türkiye'nin tehditleri havada kalıyor arkadaşlar. Bu korkunç bir şey. Türkiye'nin tehditleri havada kalıyor. Eskiden bir Türk paşasının ya dışişleri bakanına falan da gerek yok. Yaptığı küçücük bir açıklama sonuç alırken bugün ne oluyor? Hatırlayın birkaç gün önce bir unga bunga çıkmış Iraklı komutan mıymış neymiş. Türkiye yazını düşürdük, Türkiye ayağını denk alsın falan diye açıklama yapma cesaretini kendine bulabildi. Yahut işte birkaç yıl önce... Barzani'nin şeyini hatırlayın. Türkiye'ye bir Kürt kedisi bile vermeyiz. Ya bırak devletlere böyle bunlar aşiret ağası falan tipler. Bunlar bile Türkiye'yi ciddiye almamaya başladılar. Türkiye'ye posta koymaya başladılar. Çünkü biliyorlar ki Tayyip Erdoğan bu tehdit diliyle bu havadan e, yani tepeden bakan dille konuşuyor. Ama sonra her zaman özür diliyor, geri adım atıyor. E, geri vites yapıyor diyelim. Neyse o ifadeleri kullanmayalım şimdi. Cumhurbaşkanı'nın hakaretten bize de dava açmasın. Bunu herkes görüyor. Şimdi bir şey var biliyorsunuz işte Tayyip Erdoğan bu tür lafları iç piyasa için yapıyor falan deniyor ya hani böyle laflar ediyor ama sonra geri vites yapıyor, arka plandan arka kapı diplomasi yapıyor falan diyorlar. Tamam güzel iş pazar için yapıyor da kalıyor abicim az önce dediğim gibi. Çünkü ben bundan memnun değilim o ayrı mesele ama Tayyip Erdoğan 85 milyon adına konuşuyor arkadaşlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı olarak konuşuyor ve devlet başkanı olarak kendi eliyle kendi başında bulunduğu devletin itibarına suikast düzenliyor. Bakın bu tarz bu kamu diplomasisi efendim yumuşak güçler yani karşı başka ülkelerin nezdindeki kamuoyunu etkileyebilecek araçlar bunda çok önemlidir. Çok güçlü yani maddi olarak çok güçlü devletler dahi buna çok fazla para harcarlar. Mesela işte Türkiye'de çok ciddi bir Rusçu klik var. Çünkü Ruslar buna para harcıyorlar. Avrupa'daki sağ hareketleri harcama etkilemek için para harcıyorlar. Amerikalılar en meşhuru biliyorsunuz National Endowment for Democracy. Bu tarz yapılar üzerinden arzu ettikleri doğrultuda düşünen toplumlar yaratmak için faaliyetler gösteriyorlar. Çinliler bak CRI Radyo falan var Türkiye'de şimdi kurdular. bir kamu diplomasisini etkileyebilmek için böyle neşriyatlar yapıyorlar. Sosyal medyada mutlaka denk gelirsiniz. Böyle güzel, ilginç, tatlı şeyler yapan Çinli. Hani ortalama Çinliye dair kanaati olumlu bir şekilde pekiştirmek için öyle bir imaj yaratmak için devlet eliyle bunu yapıyorlar. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sürekli sağ solu tehdit eden, şu an hiçbir şey yapamadan üzerine oturan bir devlet olarak konumlandırıyor. Ya yani bu olunca ne oluyor? işte? bak PKK dahi senden daha itibarlı hale geliyor. Ya yani üç baldırı çıplak kurduğu bir örgüt PKK. Ne yaptı mesela bu işit zamanında falan işte bizim bu Tayyip Erdoğan'ın yancısı olan o zamanki başbakanımız bunlara bir iki işte Sinirle sünni çocuklar demişti değil mi? Sen öyle konuşursan, hani e, böyle sünnicilik falan güdeceğim diye terörle arana mesafe koyamazsan şimdi Hamas konusunda yaptıkları gibi, Hamas'ı sahiplendikleri gibi karşı tarafın prestijini de arttırmış olursun. Ne yaptı orada Kürtçü yapı PKK? İşte e, eril, e, çağ dışı İslamcı teröristlere karşı direnen Kürt kadın savaşçı gibi bir imge yarattı. Ulan bunlar kız çocuklarını kaçırıp rızına geçen insanlar. Bunlar kadın düşmanı insanlar, boy boy kadın düşmanı yazılar yazan bir adama hala önder diyen insanlar. Ama senin itibarın zayıf olduğu için işte o bunu yapabildi. Bakın şeyi düşünün ya, bir teğmen kız, öyle kontenjan da değil yani sen de kızsın, sen yapmış ol değil. Bileğinin hakkıyla devresinin birincisi oldu, kılıcını çekti, diğer erkeklere onlara da kılıç çektirip yemin ettirdi. Bunun Türkiye için arz ettiği değerin ötesinde Yurt dışında bu manzara çok kudretli bir manzaradır. Senin ordun ise, tamam mı? PKK sana karşı biz işte kadın mücadelesi veren yeni feminist militanlarız propagandası yapamaz. Senin argümanın ve imajın daha güçlü olur. Ama ne yapıyorsun? Bizzat bizim İslamcılar bizim teğmenlerimize operasyon çekmeye kalkıyor. Onların itibarını zedilemeye kalkıyor. Sonra ya bu PKK bak Abdullah Öcalan'ın Sark ve Bun diye bunların bir yayını var. O yayında boy boy yazıları var orman yakmayı, e, e, bina kundaklamayı, adam öldürmeyi salık veren. E şey diyor yani hiçbir şey yapamıyorsa diyor bir Kürt genci, yanlış hatırlamıyorsam yani e, çoğunu okudum o yazıların 93 yılı Ağustos sayısı olması lazım. Bir Kürt genci hiçbir şey yapamıyorsa bir kibrit çaksın bir orman yaksın diyor. Ve bunu hala önder diyorlar. Şimdi bugün HDP, PKK'nın siyasi uzantısı çevreci bir örgüt gibi tanıtıyor kendisini. Avrupa'da Yeşil Sol gibi tanınıyor. O e, konumlandırmada kabul ediliyor. Senin ülkende bir ağaç kesilmesin diye direnen gençlere gördüğün, reva gördüğün muamele ortadayken daha yeni mesela Artvin'de yine ağaç için eylem yapan birisi öldürülmüşken tamam mı? Böyle bir düzen yaratıyorsan senin imajın yerlere iniyor ve örgüt bundan faydalanıp kendisini öyle olmadığı halde çevreci bir yapı gibi tanıtabiliyor. Bugün hala orman yakıyorlar bunlar biliyorsunuz. E şimdi bunlar dünya kamuoyunu etkiliyor. Bu dünya kamuoyu da Nasıl etkili oluyor? Türkiye mesela silah satılacağı zaman bunu bloke eden değil mi? Siyasi partiler rahat hareket edebiliyorlar. Halbuki mesela Türkiye o ülkelerin kamuoyu nezdinde itibarlı, prestijli bir ülke olsa böyle sahneleri yaşadığı zaman o ülke nezdinde kendi kaldıraçları da olur. Yani o kamuoyunu etkiler ve kendi lehine kararlar çıkmasını sağlar. Türkiye'de nasıl yapıyorlar bunu? Yapıyorlar. Biz buna maruz kalıyoruz. Bizim de yapabilmemiz lazım. PKK bizden iyi yapıyor bu. maalesef. Bu, bu yüzden çünkü temsil pozisyonuna getirdiğimiz insanlarda devlet bilinci yok. Hiçbir bilinç yok. Bu arada eğitimsiz adamlar, diploması olmayan adamlar bunlar. Yani hiçbir şeyden anlamayan, hayatı boyunca doğru dürüst bir meslek yapmamış, siyasetten geçilmiş tipler bunlar. En tepeden en aşağı. Bunlar ne biliyor ki, neyi yapsınlar? Bunların bırak böyle devlet adamı tecrübesini, yaşam görgüsü yok ki. Tarikat mahfillerinde büyüyüp dünyayı tanımadan bir anda Kendisini insanların içinde bulmuş tipler bunlar. O yüzden nezaketleri yok. O yüzden adam muaşeretleri yok. O yüzden böyle bir dille konuşabiliyorlar. Fakat olan bize oluyor dediğim gibi. 85 milyon adına konuşuyorlar. Bize de yapışıyor. Yarın bu gitse de yapışmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti böyle itibarsız ve sözlerinin kıymeti kalmayan bir ülke haline dönüştü. Bu işin bir başka veçesi daha var. Ne oluyor arkadaşlar? Tayyip Erdoğan hala işte bir grup nezdinde dünya lideri. Şimdi o grup nezdinde mesela Abdülhamit de öyle. Onu da büyük adam zannediyorlar. İşte neymiş İngiliz kraliçesini zehirlemiş de onun pan zehrini bahçesine ekmiş falan onu istediği gibi kukla gibi bu tarz hikayelere inanıyor bunlar. Tayyip Erdoğan'ın da dünya lideri olduğu, ona işte posta koyduğu, buna direndiğini falan yazıyorlar değil mi? Halbuki tam tersi yani bu adam sürekli işten çırak çıkan bir adam. Bayağı da beceriksiz bir adam. Uluslararası ilişkiler konuştu. Peki niye öyle kabul ediliyor? Bunda muhalif medyanın da suçu var arkadaşlar. Oraya ulaşma, AKP'li, Erdoğan'a oy veren insana ulaşma konusunda yeterince e, azimli değil, yeterince istekli değil. Şöyle bir sebebi var bunun. Şimdi nasıl bir ilişki var? Muhalefetten beslenen medyada, yani maddi ilişkiler kuran, e, çıkar ilişkisi kuran medyada gazetecinin siyasiye zımni bir mesaj vermesi lazım. Senin kitlen benim elimde, dolayısıyla bana para vermeye devam et. Onun için de mesela diyelim ki CHP'den para kazanma niyetindeyse CHP kitlesinin izleyeceği içerikler ve tarzda bir neşriyat yapıyor. CHP'li kitle bunu alkışlıyor. Bu da zımnen siyasetçi diyor ki bak senin kitleni ben kontrol ediyorum, ben yönlendiriyorum. O zaman bana para ver. Böyle bir sistem var muhalif medyada da maalesef. Karşı tarafa ulaşmıyor. Mesela başarılı gazeteciler var. Evet tespitler yapıyorlar, yolsuzlukları tespit ediyorlar, skandalları tespit ediyorlar. Ama o AKP'li kitleye ulaştıramıyoruz. Şimdi biz mesela tam olarak ideolojik bir yayınız. Bizim doldurduğumuz boşluk farklı ama ana akım olacaksan, ana akım neşriyat yapacaksan, hedefin AKP'lere ulaşmak olmalı. Hatta belki şey yapmak lazım. Hani AKP'li gibi görünüp böyle Skandal anlarda, dönüm noktası olan anlarda e, AKP seçmenine bak burada da şöyle bir hata var kardeşim diyebilecek uzantılar yapmak lazım belki. Bunları gündeme almak lazım. Ama neden alınmıyor? Yıllardır AKP iktidarı var. AKP çok güzel e, sosyal medya operasyonları çekiyor, onu çekiyor, bunu çekiyor değil mi? Hani ters manyallar yaptırıyor bazen. Muhalefette nedense bu zeka yok. Para mı yok muhalefette? Şu an Türkiye'nin en büyük iki belediyesi mesela muhalefette imkan mı yok? Muhalefette adam mı yok? Bütün becerikli tipler muhalif. Niye olmuyor sizce? Bu yüzden olmuyor yani. Muhalif medyada da böyle maalesef bir ahlaksızlık çok yaygın. Çıkar ilişkisi, para ilişkisi üzerinden muhalifler bizi izlesin, alkışlasın, hepimiz evimize dağılalım, hepimize parayı atalım. Yok öyle bir dünya. Çünkü onu da elinizden alacaklar arkadaşlar. Onu da elinizden alacaklar. Eğer Tayyip Erdoğan'dan çok hızlı bir şekilde kurtulamazsak. Evet, Tayyip Erdoğan'dan çok hızlı bir şekilde kurtulmak isteyen temiz Türkleri bir araya getireceğimiz bir kongremiz var. Ekim ayının ikinci haftasında olacak muhtemelen. Ankara'da gerçekleştireceğiz. Şayet buna katılmak isterseniz Bilim Milliyetçi Kongreni düzenlediği ikinci büyük kongreye gelip bizimle tanışmak, birlikte hareket etmek, dinlemek, görmek neyse dahil olmak isterseniz bu videonun açıklamasında göreceğiniz linkten bir form doldurmanızı rica edeceğiz. Çünkü toplam sayıyı bilmemiz lazım. Ona göre salon ve diğer düzenlemeleri ayarlayacağız. Güzel bir kongre olacağına eminim. Zaten tarihi yaklaştıkça kongreye dair daha fazla konuşacağız. Ama şimdiden Bizim elimizi rahatlatın. Katılma niyetiniz varsa Ekim ayının ikinci haftasında Ankara'da kongreye gelebilecek durumdaysanız o formu lütfen doldurun arkadaşlar. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.